Yahudiler, Müslüman olduğunu açıkladığı halde münafıklık yapan ve sihirbazlıkta maharetli olan Lebid bin Asam'a, "Sen bizim en bilgili sihirbazımızsın. Hazreti Muhammed kendilerini sihirlediğini ve ona karşı bir şey yapamadık" dediler ve sihir yapması için de 3 dinar altın verdiler. Lebid, peygamberin saçından birkaç tel aldı, düğümler atıp üfledi. Sonra saçları kuyunun altındaki bir taşın altına yerleştirdi. Lebid sihir yaptıktan sonra Resulullah hastalandı. Gözlerinin feri de azaldı. Yemeden içmeden kesildi. Allah Teala Resulüne sihrin kim tarafından, nasıl yapıldığını ve nereye gizlendiğini gösterdi. Allah Resulü Hazreti Ali ile Ammar'ı Zervan kuyusuna gönderdi. Kuyunun suyunu çekip boşalttılar, taşı kaldırdılar ve sihri buldular. Cebrail, Felak ve Nas surelerini getirdi. Her bir ayeti okudukça bir düğüm çözülüyordu. En son düğüm çözüldüğü zaman Peygamber Efendimiz bağdan kurtulmuş gibi açılıverdi.